Evet izlediğimiz gibi terzi üstadı Hulki Doğru bizimle beraber. Hulki Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar İyi yayınlar. Merhabalar Hulki Bey hoş geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? İyi sağ olun siz? Çok teşekkürler sizi gördük daha iyi olduk. Baba mesleği bu arada terzilik. Değil. Ben de çok şıraklığını yapmışımdır. O yüzden sizi karşımıza Sınır. görmek Sınır. ayrıca güzel oldu. Bugün evet, bugün herkesin bir <laughs> hikayesi olan konuk oldu. Güzel oldu program. Hulki aynen. Bey bugün sizinle ne konuşacağız? Derimont konuşacağız, kürk konuşacağız. Çok mevsim değil belki yazın ama insanlar ve izleyicilerimizin daha doğrusu merak ettiği bir konuydu bu. Artık hazırlanıyoruz. Hazırlık Sez değil mi? Zaten yazın kışlık, kışın yazlık üretildiğini biliyorum ben kısmı olarak. Aynen. Muhtemelen onunla alakalı zaten çok keyifli ve değerli bilgiler alacağız Ülke Bey'den. Evet. Deri montla başlayalım mı? Tabii, en iyi deri mont dersiniz? hangi deriden yapılır? İzleyicilerimiz mont seçerken neye dikkat etsinler? Aslında şöyle. Ee, yani hangi deriden değil de ya deri nasıl iyi işlenirse aslında en iyi deri odur. Orada işlenmesine bağlıdır derinin. Mesela e, ya kuz derisi, ya dana derisi ama tamamen nasıl işleniyorsa deri, ya kalite nasıl çıkarsa tabakanda aslında en kaliteli odur. Mesela işte birinci kalite, ikinci, üçüncü kalite gider tamamen o derinin işlenmesine bağlıdır. Derinin yani e, bu kaliteyi işlenmesi belirliyor aslında. Çok deri kadar işin. işlenmesi de önemli. Şöyle o zaman mesela, genel olarak <laughs> çoğu deri birbirine benziyor diyebilir miyiz koyun ve e, dana? Tabii ki mesela yani yaşlı hayvan derisi biraz daha sıkıntılıdır ama e, yani genç hayvan derisi hı hı. Yani daha iyidir, daha sıkıdır, daha sağlamdır. Biraz tabii ki işlenirken tabakarında iyi işlenirse o zaman deri çok. Pek siz işin ustasısınız, siz anlıyorsunuz da biz nasıl anlayacağız? <laughs> biraz zor. <laughs> Ne çok yapacağız son. o zaman? İşimizi şansa bırakacağız galiba. <laughs> Yok uzmanına mı danışacağız? diye <laughs> öyle. Ya zaten o şeyden belli. Mesela yani tuttuğun zaman az, az çok deriden anlaşılır. Hani derinin yani kalitesi zaten belli eder. Mesela çok ince ise deri biraz sıkıntı olabilir. Çünkü yırtılması içindeki lifler az olur. Hı -hı. Daha hızlı yırtılır. Mesela He. biraz daha tok deri lifleri daha sağlamdır. Daha az yırtılır. Yani, daha yani ya dokununca ben... anlayabileceğimiz bir dokusu var diyebilir miyiz Aslında yani? Aslında biraz bir tecrübe ederiz. Birkaç, mesela birkaç tanesine bakıp böyle mesela onların arasında anlaşılır. Hı -hı. Hani Hangisi daha böyle iyidir, daha e, yani sıkıntılıdır? Anlaşılabilir. Deri mont giyer misin? Ben normalde çok tercih etmiyorum da işte modaya göre ister istemez dünyada böyle ben bir giyiyorum. şey var. Bazen oluyor, bazen olmuyor ama bu sene bayağı giyeceğim. Bu sene giyeceksin o zaman bu <laughs> kış. Aynen bugün. giyeceğim. Ben giyiyorum ama şöyle, soğuk havalarda deri montu giydiğimizde sanki üşürüz gibi bir algı var. Üşür müyüz deri mont giyince kışın soğukta? Deri mont, şöyle söyleyeyim aslında e, yani ilkbahar. Yani sonbaharlık bir giysidir. Ee, yani aslında kışlık bir değildir. Ama mesela içine güzel bir izolasyon yapılmışsa deri montun iç hastalık kürt ismiden, genellikle herhalde yani, uygulanıyor. İçine destek yapsa, o zaman sıcak tutar ama yani sadece astarla giyilirse o zaman hiç giymeyin. Çünkü yani sıcak tutmaz. O daha böyle yani mevsim geçişlerinde hı hı. giyilebilir. O zaman biraz da serin ama kışın. Ve sonuçta belki yani su alması da yağmur yağdığı zaman da ıslanır ve suyu çeker. O çok tavsiye Yağmurda edilmez. Yağmurda giyemeyiz o zaman. Yani çok tavsiye edilmez. Islanırsa peki bozulur mu deri? <laughs> arka arkaya bozulur Deforme olur mu? Ya yani <laughs> şöyle söyleyeyim. Giyerken mesela diyelim ki ya biraz yağmur yağdı sıkıntı yok ama çok böyle aşırı bir yağmur yağarsa su yemer. O zaman deri böyle. E peki suni derilerde mesela şimdi hani hakiki deriyle suni derin, deriyi nasıl ayırt edebiliriz mesela? Onlar bildiğim kadarıyla su geçirmiyorlar doğru mu? Yani suni deri aslında tam ayırmak lazım o farklı bir şey. Aslında Sun derinin yani ne olduğunu anlatmak lazım. Sonuçta adı üstünde ya, Suni bir şey. Hani buna anlamak lazım. Suni ama çok böyle büyük markalar falan da kullanıyor. Tamam şimdi işte ben onu anlatayım. Suni dediğimiz ya yani kumaşın üstüne bastan cilt baskıdır. Evet. Yani sonuçta yani plastik bir cilt vardır. Basıyor. Ee, bu yani suyu aldığı zaman aradaki yapışkan özelliği biter ve cilt kendini atar. Yani yani hiç giymeseniz de bu deri oldu. assanız bir yere o kendi bir iki sonra kendini bırakır. Yani nerede saklasın saklayın sun deriyi. Bunun belli bir yaşı vardır. O eşten sonra da yani o Sunniler ya kendini bırakır. Onun için Sunniler yani konuda sıkıntıdır. Aslında ucuz et de yiyince yani biraz... pahalı olur mu? Yani ucuz diye Sunni yeter mi? Gibi. Evet. Çünkü bunun tamir konuları da var. Mesela çok deforme oluyor özellikle deriler. Ya Bununla sünder, alakalı. Sunnilerin tamir olmaz. Daha şu an dünyanın teknoloji yani izah edilmedi. Gerçek yani de yapabilecek... tamir var mı? Tabii ki. Diyelim ki yırtıldı. Çok sevdiğimiz bir deri ceketimiz. Tamir edebiliyor musunuz? Orjinal derdi yatık olduğu zaman e, yırtılan yer iyi bir ustaya verilirse ama işin ehli bir ustaya yırtılan yeri yani el işçiliğiyle güzel bir teknikle yapıştırabilir. Çok ince bir iz kalır veya kalmaz derini tamamen yapsan bağlıdır. O şekilde yatık e, yırtık yapılabilir. Ama tabii ki bu deriyi çok iyi yapan bir ustadan yapması lazım. Mesela herhangi bir terzinin yapabileceği bir şey değildir. Anlaşılmaması bu. için değil mi? Yama gibi bir şey mi yapılacak çünkü? Yani, yani, alttan, yani, yani alttan parça koyulur. Üstte hiçbir şey olmaz. Üstü sadece ince bir iz kalır veya kalmaz. Onun haricinde hiçbir şey olmaz. Mesela bana çok geliyor mesela işte, verilmiş teren gibi bir yere, ee, adam üstten parça koymuş, diki çekmiş. Yani o güzelim derin mont olmuş çöp. Onun için üstten müdahale edilmemesi lazım. Tam alttan destek verip, e, üstte böyle bir ince iz kalır ama tabi bu biraz işçilik meselesi. Yani bu böyle hani üstten, e, altta parça koy üstten yapıştırın deyip, tamamen yani, teknik bir durumdur. Onun için o biraz... Ehil zaten komple üretimi ediyorsun. bilmek lazım ki onu tekrar e, söküp takmak zaten daha büyük bir ustalık istiyor benim bildiğim evet, anladığım çünkü kadarıyla. Çünkü yani zaten yani ayrı bir sektör. Mesela sonuçta e, ya yani terziyiz ama e, evet. yani bu ayrı bir şey. Tamam ben mesela yani onu da yapıyorum. Ben sonuçta yani hayatım bu işin içine verdim. Ya yani 38 yılım geçti. Yani, Siz daha çok deri ve kürk üzerine mi yoksa e, terzilik hani nasıl diyeyim hot cut gibi? Ben normalde yani erkek erkek ne Erkek terzine ne Biz iğneyle yetiştik. Ben daha sonuçta biraz fazla böyle yani meraklıydım hı hı. bu işlere biraz öğrenmek de geçti hayatım sonuçta deri çalıştığımız 14 yıl yani biraz biz işi şey, yani abarttık öğrenirken aslında öyle söyleyeyim yani. Evet ee, şöyle söylerim yani bu iki ayrı bir sektör aslında tam, tam ben yapıyorum ama mesela şu an ben deride yani usta öğreticiyim aynı zamanda ya stajı yetişiyorum evet. ya terzide de öyleyim. yani stajı yetişiyorum yani yetkim var resmi olarak ben onun için bu ikisini ayırmak lazım yani her terzi bu deri yapabilecek diye bir şey. Öyle bir durum söz konusu olmuyor. Mümkün değil. Mümkün değil. Ama herhalde her işte olduğu gibi bu işte çok sevmek lazım. Çünkü dediğim gibi mesela gerçekten bir şeyin tamiri yapımından daha zor. Bizim de başımıza geliyor mesleki olarak. Ki böyle bir durumda mesela bir de sizinki bir, biraz da sezonluk bir iş gibi görünse de hani kışın insanlar muhtemelen daha yoğun bir şekilde size talep gösteriyordur veya kışın girişinde genelde hep öyle olur. Aklımız sonradan başımıza gelir. Tabii son dakika yumurta kapıya i̇şte yazın spor canım. yapmaya çalışırız. Kilo <laughs> vermek için ama Aynen. halbuki kışın yapmamız gerekiyor. Aynen. Muhtemelen Aynen. sizin başınıza da geliyordur. Ben şeyi merak ediyorum mesela. Derilerde özellikle e, dediğiniz gibi tahminin haricinde mesela daraltma da herkes yapamıyor. Veya bazen birçok üründe aslında yapamıyorlar da özellikle deride çok imkansız gibi görünüyor. Bu mümkün mü mesela? Aslında şöyle bizim işte imkansız bir şey yoktur. ...biraz fazla uğraştırsın Zaten bilgin varsa... ...ya yani onu da yapamam ki... ...imkanı yok ama sadece... ...o işin yani bütün detayını bilmen lazım. yani Bütün detayına vakıf olmanız lazım ki... ...o deliği söküp tekrar hı hı. E, yani kişiye göre... ...diye mesela siz mesela bir tane var deri montunuz... Evet. Yani ...aldınız yıllar önce. Sonra zayıf aldınız. Sonra size deri mont büyük geldi. Yani, da yani, mu? yani yani iyi bir marka diyelim... ...deri evet. montunuz. Yani onu atamıyorsunuz da... ...sonuçta onu iyi bir ustaya verip... ona orijinal gibi hiç belli olmadan... ...yani hiç belli olmadan yapılabilir. Zaten pahalı ve e, yani gerçekten ciddi miktarlar ödenen ürünler olduğu için insanların zaten o yüzden biraz daha böyle tamir gibi şeyleri tercih etmesi sebebi de o oluyor. Ya şimdi yüksek miktar zaman tabii ki onatma gibi bir lüksünüz olmuyor. Mecbur ama bir şekilde bir değerlendirmek gerekiyor. Bunu da ee, biraz yapabilir. öyle olur. Yani ya, sıkıntı yok. Ya iyi ustaya yaptırırsanız hiçbir sıkıntı yok. Yani aynı orijinal gibi yapılır ve çıkar. Hiçbir sıkıntı olmaz. Peki şunu soracağım, biraz da kürkten bahsetmek istiyorum. Ben yani, tilki kürkü diye bir şey var. Tabii artık hani canlı hayvan kesinlikle buna tüm dünya karşı, hepimiz karşı, çünkü gerçekten e, bir vahşet. Ee, kürklerle ilgili biraz da konuşmak istiyorum sizinle. Mesela Tabii. bir kürkümüz var, deri ceket için konuştuk ya. Ee, kürkümüzü giydik, güzeldi, o dönem modasına uygundu. Ama daha sonrasında tadilat istedik, uzunsa kısaltmak istedik, genişse daraltmak istedik. Bunların tadilatı mümkün mü? Yani tabii ki mümkün. Şöyle. Tabii şu an şimdi biraz bu kök işte sıkıntılı oldu. Biraz daha bu Sony kökler var. Ama tabii mesela eee ya yani çoğu esten kalan kürkler var. Bu kürkler, bu kökler e, işte artık esten çok böyle olmaz büyüktü. Daha böyle çok genişti eski kökler. Onlar sökülüp aynı orijinal gibi ismi mesela daha bir kısa ceket olabilir. Daha yay tarzında olabilir. Yapılabilir. Yapılabiliyor. Çünkü o e, yani ben onun atılması biraz zor çünkü yani, yani pahalı ürünler. Evet, Ve o şekilde de. Yani biliyor. Yani çok da güzel oluyor. Evet, Hulki Bey üstünde. çok teşekkür ediyoruz. Ben Yine zaman ederim. su gibi akıp geçti sizinle de. Ağzınıza olun, sağ olun. Sağ olun, Sağlık, ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum. Görüşmek üzere çok Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim, diğer konumuzda yayınımız devam edecek.